Türkiye'deki regülasyonun inovasyona yardımcı olup olmadığından bahsettik. Orada temel olarak anlatmaya çalıştığımız şey inovasyonla ilgili başlangıç noktasının müşteri davranışından, müşteri ihtiyacından başlıyor olması ve Türkiye'deki müşteri davranışının online kanallarda araştırma yapıp offline yüz yüze kanallarda satın almaya doğru gitmesinden bahsettik. Dolayısıyla böyle bir ortamda hem online'da müşteriyi yakalayıp hem offline'da bunun satışını kapatacak hibrit yapıların mevzuat tarafından daha fazla desteklenmesi, daha fazla bunların önünün açılmasından bahsettik. Müşteriler herhangi bir sigorta ürünü almak istedikleri zaman bunun fiyatları nedir, hangi şirketlerden alabilirim, şirketlerin özellikleri nedir, ürünün özellikleri nedir gibi online araştırmalar yapıyorlar. Buradan bir bilgi yumağıyla ellerinde bunu peki ben şimdi nereden satın alacağım noktasına geliyorlar ve orada daha önceden tanıdıkları ya da kendilerine tavsiye edilen bir acenteye gidip oradan satın alıyorlar. Dolayısıyla sadece %100 dijital olan bir platform Türkiye'de henüz çalışmıyor. Sadece %100 offline olan, fiziksel olan platformlarda yavaş yavaş müşterilerin davranışları sebebiyle yok olmaya yüz tutmak üzere. Dolayısıyla bu offline'da müşteriye hizmet veren bu know-how'a sahip acentelerle müşterilerin araştırma yaptığı online kanalları bir araya getirmek lazım. Burada online kanallara yatırım yapan çeşitli yapıların sigorta aracılığı yapmasıyla ilgili konuda ya da sigorta aracılığı yapan çeşitli yapıların online'a yatırım yapmaları konusunda çeşitli mevzuatta engeller var. Çünkü çok eski yazılmış bir mevzuat. Buraların değiştirilmesi durumunda ben sigorta penetrasyonu Türkiye'de çok daha artacağını ve kasko trafiğin de ötesinde sağlık sigortaları, konut sigortaları gibi ürünlere gidilebileceğini düşünüyorum.